sahip kasıyla böyle biraz biz de böyle bir muavin maniyetiyle inşallah yanına gideceğiz bu sefer. İnşallah. Üstadımız Burdur'a 1925-26 yıllarına geliyor. Böyle bizim okuduğumuz şey, yani Latin İnsanoğlu Barlayat'ın başında da anlatılıyor hatırlarsanız. 8 ay kadar kalmış Burdur'da. İşte en çok bilinen kalı yer Hacı Abdullah Efendi Camii var. Malum Nur'un ilk kapısı eseri Burdur'da telif ediliyor. Orada da dördüncü sözün aynısını böyle bir mekanları böyle müşahhas olarak örnek vermiş. Mesela işte o kabir, o biletse namazdır, o istasyon kabirdir vesaire derken orada üstadımız diyor işte Burdur dünyadır, Antalya kabir, Şam berzah, Yemen mabedül haşirdir. İşte o seyyah sensin diye böyle Burdur'u bu şekilde şey yapmış, böyle tavsiye etmiş. Burada bir tane orada ilk kapsını bulsana Nurettin. Bu arada doğru bir kapısı basıldı. Sen devam et, sen o devam et. Arapça basıldı. Arapça. Basıldı. Elhamdülillah. Nasuh Zade Şeyh Mehmet Efendi. O da üstadımız Burdur'a geldiği zaman üstadımızı karşılamış bir ağabeyimiz. Normalde Rahmi Sultan Hazretlerine bağlı bir müritken onun vefatından sonra tarikat ehli tarikat şeyh oluyor. Tabi üstadımız gelmeden önce malum barınakasında o mektup var. Üstadımızı rüyasında görüyor. Rüyasında üstadımızı karşılıyor. İşte daha sonra Cezbe-i Rahman Zuhur'a uyandım, kendime geldim. İşte bir ay sonra burada teşrifinizde bazı sohbetlerinizde böyle bulunduk manasında o mektubunda belirtiyor abi. O üstadımız hani işte, Allah alem o abimiz hani ben ve Halis sahibi dedim diyor Burdur'dayken ispat vücuda gitmedik. Hükümeti tanımadık. Oraya gelen vali diyor böyle şikayet etmiş Fevzi Paşa'ya. Fevzi Paşa demiş iyi iş beni hürmet edin manasında. Yani en çok bilinen Burdur'daki talebesi Nasuh Zade Mehmet Efendi. Bir onun vasıtasıyla hizmet imanı tanıyan, yine barada anlatılan mana itibariyle binbaşı Asım ağabeyimiz Burdur'da tanımış. Burdur'da tutuklanıyor, Dinar'da tevkif ediliyor. Eğer ifade verirse üstadımıza zarar gelme ihtimalini nazara alarak ya Rabbi canımı alıyor. Orada istikamet şehit oluyor. Dinar'da mı vefat ediyor? Dinar'da. Isparta'da sorgudayken. Isparta'da hemen defneyi aldı. Üç kişi vardı diyor. Şey, evet. Yansın. Evet. Terzi Mehmet abi. Da üstadı imha etmek istiyorlar yani burada. Ya. Tevafuken Tevzi Çakma vardı. İnşallah o şeyi Cenab-ı Hak ona götürsün vesile edin. Burada bir şey yaptı. Onların içinde o kurtuluyor. O dört esas var ya. Şeyde. Osmanlı'nın yeterli. Ama azabı çok. Tamam ya bir daha bir yani. Bak onunla ilgili Sumru abinin hatırasını. Osmanlı için. Osmanlı Nuri Efendi'nin şeyini Osman Nur Efendi medrese yapıyor ya Ankara'da. Üstad davet ediyor. O zaman üstadımız Sungur abiyi göndermiş. Sonra bilahare üstadımız şeyi sormuş. Ne hani nasıl oldu medrese falan diye. Fevzi Çakmak da şeyini tuttu. Medresenin katipliğini yaptı diye. Hesap kitap işlerine baktı diye söylemiş üstada. O zaman demiş ben hakkımı helal ettim demiş ona demiş. Hangi medresenin? Osman Nuri Efendi Ankara'da medrese yani yapmış ya. Hatta kirasını da vermiş diyorlar. Bir kirasını da vermiş. Beyiz Çakmak mı? Evet. Onu bilmiyorum ben. Sungur abiden işittiydim ben. Plan yapmış ki üstadı orada imha edip yani Fevzi Çakmak oraya giderken o anda üstadımıza şey yapacaklar ve Fevzi Çakmak'a şey yapacaklar. Üzerine atacaklar. Üzerine atacaklar. Öyle bir plan. Kurtuluyor o yaptırdı diyelim. Vali mi? Emniyet müdürü mü? Ya diyor madem Fevzi Çakmak burada yani imha etmeden bir ona da soralım. Vali soruyor. Hani vali soruyor. Yani paşam diyor böyle bir durum var. Ne yapalım diyor. Siz de buradasınız. O da demek gayri şuur belki de diyor ya o zararsız bizzattır. İlişmeyin diyor. Ooo bunlar uyanıyor da. Allah işte öyle vesile ediyor. Evet. O şey olsun madem bile bahsettik. Ama Allah rahmet eylesin diyenler var. Var var. Tabii var. Fazladan ayar. 500 ders var. Hep ayrı makamları var demek ki onun. O gibi makamlarda olanların hayrı da şerri de çoktur. Demek ki inşallah. Evet. Beşinci ders. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men hâzil hayâtu d-dünyâ illâ lâhum ve lâyb ve innedâlel âfete lâhiyel hayvan. Ey ihtiyarsız süratle kabre, haşre, ebede giden insan-ı şaki, bil ki uzun ve kısalığı nispetinde iki hayatın levazımatını tahsil etmek için Malik-i Kerim sana bir sermaye ömür verdiği halde sen o sermayenin kısmı azamını hayat-ı vakiye nispeti bir bahrin katre serama nispeti gibi olan şu hayat-ı saniye katresinde zayi ettin. Eğer aklın varsa elde kalan kısmının yarısını veya üçte birini veya lakal onda birisini
deniz gibi hayatı vakiye sarf et. Yoksa eyvahlar olsun diyeceğin bir zaman gelecek. Acayiptendir ki senin gibi ahmaklara akıl ve zifunun deniliyor. Şu temsili dinle. Mesela şu bir hizmetçi kuldan daha ahmak görünüyorsun ki onun Seyyid-i Kerim'i ona 24 altın veriyor. Onu Burdu'dan Antalya'ya, oradan da Şam'a ve Yemen'e gönderiyor. Ve emir ediyor ki o altınları levazım-ı seferinde sarf et. Lakin Antalya'ya kadar cebren 2 gün yayan gideceksin. Hem bin nevi ihtiyarın var. O altınları bir şeyde sarf etsen de etmesen de yine gideceğin yere yetişebilirsin. Lakin Antalya'dan sonraki menzillere gitmekte bir cihette ihtiyar senin elindedir. Eğer bir vesika veya bir bilet alabilir ve bir vapura veya bir trene veya bir tayyareye binebilirsen bir aylık mesafeyi bir günde kat edebilirsin. Yoksa hem yayan, hem yalnız, hem mütehayir, hem matrut bir surette yoluna devam edeceksin. Halbuki o ebleh, ahmak yolcu 23 altınını 2 günlük mesafede sarf etti. Ona denildi ki şu baki kalan bir altını o uzun yolun için bir zat bir bilete ver. Ümit edilir ki seyyidin sana merhamet eder, rahatla gidersin. O dedi, yok, lezzeti hazıramı terk etmem. Bir ihtimal var ki fayda vermez. Ona denildi, acaba bu derece belayet olur mu ki senin aklın sana nasıl fetva veriyor? Yarım alını 1000 adam iştirak eden bir piyel kumarına atarsın, halbuki o kumarda 1000 ihtimalden bir ihtimal ile belki 1000 liraya kazanabilirsin. Hem nasıl oluyor ki şu menfaatperest aklın sana fetva vermiyor ki 24 parça malından tek bir cüzünü verirsen 1999 ihtimal ile tükenmez hazinelere zafer bulacağın milyonlar ehli ibre ve ehli ihtisasın şehadatıyla katiyet kesbetmiştir. Halbuki böylecesin menfaatler için bir tek aminin ihbarı dahi nazar itibara alınır. Halbuki muhbirler ne beşerin şumus ve nücum hükmünde mütevatir ehli şuhutturlar ki o müsbitlerden ikisi binler ehli nefi ve münkirlere tercih edilir. Çünkü Hilal-i Ramazan'ın ruhiyetini dava eden 2 şahit binler nafi fikirler hükmünü iskat eder. Şöyle ehli şuhudun ihbaratı nasıl oluyor ki sana tesir etmiyor? Cehalet ve gafletin ne kadar kalınlaşmış. Ey Tarikus Salat, misal anladınsa hakikati dinle. O abd-i misafir sensin. Burdur dünyadır. Antalya kabir. Şam berzah ve haşirdir. Yemen mabadül haşirdir. 24 lira da 24 saattir. Sen o 24 saatin 23'ünü şu hayat-ı faniyeye bila tereddüt ve bila perva sarf ediyorsun. Pek uzun seferin için elzem-i zat olan 5 vakit namazın edasına 1 saatin sarfında tehavün gösteriyorsun. Yani ağır davranıyorsun. Hatta sarf ettiğin vakit de bir hisse de dünyaya çıkarıyorsun ki namaz içinde dünyanı da düşünüyorsun. Hallak-ı Kerim bu kadar az bir şeyle şu kadar büyük şeyleri sana verdiği halde sen yapmazsan senin bu insafsızlığın ile cehennem sana layık olmaz mı? Ve sen ona müstahak olmaz mısın ey gafil ve ey tarikus salat? Accülü bis salati gablel fevk ve bit tevbeti gablel mevt. Neydi? Meali? Namaz geçmeden onu kılmakta, ölüm gelmeden de tövbe etmekte acele ediniz. Bir de şöyle bir hatırlayın, anlarsınız. Burada istatik geldiği zaman sizde sanatçı yani. Bir gitmiş en ağır Arapça metinlere kitaplara bir tane yaprak koparmış. Gitmiş üstadın yerine demiş yani kurarsın çözemedim. Üstadın sen gitmiş. Üstad almış bakmış. Demiş ki kardeşim ben buraya bir zaman ezberlemiştim bir bak hafızamda mı diye. Hangisini? Herhangi bir kitabın bir sayfasını alır diğer alıp toplamış getirmiş mesela. Üstad'a göstermiş. Bir de üstad'ı sileyecek yani. Sonra? Yani bunu demiş ben anlayamadım bir sayfaya tek demiş. Üstad almış bakmış. Demiş ki kardeşim bir zaman ezberlemiştim ben bunu bir bak hafızamda mı diye vermiş. Ezber okumuş yollar. Tabi üstadımız biri Burdur'dan Barla'ya gidiyor ya. Tabii Nuri kapısını da götürüyor yanında. Daha sonra onu oraya üstadın kaldığı odaya oraya bir gizliyor, koyuyor.
Tabii daha sonra insanlık üstad devletle başlıyor. Fatih elden sonra bir abi orada buluyor. Bayram abi her kimse ben Bayram abi Sultanlar hepsi. Vallahi billahi ben böyle unutmuştum demiş böyle. Böyle bir kitap mı oldu? Bir de tokat vurdu diyor. Ben bunu yazın dedi diyor. Bir, ben de Bayram'a yazdım ama yavaş diyor. Sumra, Celal onlar hızlı bitirdiler sabaha kadar diyor. Daha sonra diyor Bayram abi ben fakir oldum. Sen demiş. Hepiniz iştirak edin. Bunu basıp yapmak, tekstil yapmak için. Evet. Hepinize de para aldı. Hepinize para aldı. O vokal dönesinde Sıdık Süleyman buluyor abi onu. Orada bahsediyor abi bir parça. Ha, oku bakayım onu. Bu da zaten uzundayım. Hadi buraya. Vokal düme. Gayet acip ve garip ve beni gayet hayrette bırakan bir Hadisi Nuri'yi beyan edeceğim. Risale-i Nur'un birinci medresesi ve tarlası olan Barla Karyesi'ne 25 senelik bir müfarikattan sonra aynen Meskat-ı Resim Nur Karyesi'ne karşı olan Sıla-i Rahim'den daha ziyade bir sahiple geldim. Gördüm ki aynen Nur Köyü vaziyetindeki o eski medresem gibi ve Nur'taki babamın aynı hanesi gibi ve hakiki Meskat-ı Resim Nur'a gelmişim gibi gayet hazin ve lezzetli bir haleti hissettim. Birden ruhuma baktım ki eski Said'in ve yeni Said'in tarz hayatını ve tarihi hakikattaki tarz hareketlerini ve Risale-i Nur'un telif olan merkezlerini bilmek için Risale-i Nur'un telifine merkez ve dershane olmuş olan yerleri gezdim. Sonra gayet zevkli ve neşeli bir halet içinde iken 8 sene hiç gücendirmeden mükemmel bana hizmet eden Sıddık Süleyman bana bir kitap getirdi. Açtım baktım ki eski Said ile yeni Said'in birbiriyle münazara edip nefs-i emmareyi susturan ve şuhud derecesindeki hakikatleri ihtiva eden 13 dersler olup bu 13 dersin doğrudan doğruya Kur'an-ı Mucizü Beyan'ın ayetlerinden aynen yakine yakın bir surette yeni Said'e ders olduğunu ve bütün bu derslerde doğrudan doğruya birinci muhatap Said olduğunu gördüm. Küçük sözlerin ve bazı mühim sözlerin çekirdeklerini ve bir kısmının tam izahlarını içinde gördüm. Hususan bu Risale'nin ahirinden bir parça evvel Risale-i Ahmediye Aleyhisselam'a ait olan 19. söz gayet kısa olduğu halde gayet büyük ve gayet kuvvetli olduğu için bu çekirdek olan Risale'ye aynen girmiş. Demek o söz gayet ehemmiyetli olduğu içindir ki aynen Nur'un bu çekirdeğine girdiği gibi Nur mecmualarında da mükerreren neşredilmiş. Bu eser bana çok ehemmiyetli geldi. Asla ve kat'a hatırıma gelmemişti. Bütün bu eseri unutmuştum. Vücudunu hiç bilmiyordum. Sıddık Süleyman'ın 8 sene sadakatli hizmetinin tam yadigarı nevinden onun gayet büyük bir hizmet hükmünde kabul ettim. Bin barekallah dedim. İşte şimdi Risale-i bir fiil listesi ve bir listesi ve bir çekirdeği olan bu Risale'nin içindeki hakikatler gerçi hem küçük sözlerde hem başka sözlerde bir derece yazılıdır. Fakat Said'e karşı Kur'an'ın birinci dersi ve tam ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bir meşrulatı tarzında olmasından telifindeki acemilikten gelen içindeki kusurata ve tekrarata bakmayıp Nur şakitleri onu neşretseler inşallah çoklar istifade edecekler. Said Nursi radıyallahu anh Subhaneke la ilmenena illa me allemtena inneke entel alim hakim velhamdu rabbil alemin. Hafız efendi hadi bir aşık şey. Allah razı olsun.